Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen olsun. Esen olun, imtiyaz insanlar. Yüreğim sesiniz, yüreğimdesiniz kardeşlerim. Kardeşlerim, yine bir orijinal kaynakta. Daha önce anlatmış olduğum. Tapınmanın kökeni Mısır Türk Turan'dır. 56. bölümde. Bir yer oradan geçen orijinal kaynakta. Orijinal kaynakta çıkan belge vardı arkadaşlar. Bu da arkadaşlar, küniformların çözümlemesidir ya. Marşütlerin çözülmesi, yörüklerin okunmasıdır hepsi. Mısır, Mezopotamya. Buradan çıkan belgeler, orijinal kaynaklar arkadaşlar. Şunu okuyalım arkadaşlar. Şunu okuyalım kısa bir şekilde. Arkadaşlar, As-ar. Soykütük olarak As-her'dir. As-her'dir. İsrail'in kabilesidir. Asur kralı. Asur Haddon. Tugilti Palais Sahar. Palais Sahar'dır. Manası burada bunların temsil ettiği şey arkadaşlar şehvet düşkünlüğü. Asheran'ın temsil ettiği simge dölleme ve döllemeydi. Döllemeydi. Bu Ashera'nın türemiş olduğu yer Astarta'dan türemiştir. Bunların değişik söylenişi Astarte, Astatar'dır. Bunların Mısır'da söylenişi Asharalardır. As ve Ur Azul olur arkadaşlar. Azul olur. Bu da karı koca ismi. Karı koca ismi olarak geçer arkadaşlar. Ateşten. Ateşi temsil eder. Yakıcılığı temsil eder. Azur. As ve Ur. Bakın arkadaşlar, çok şey, belgeler giriyor. Ben daha önce anlattım. 10 tane kaybolan İsrail boyu. Bakın arkadaşlar, bu da Finike belgelerine çıkıyor. Finike yazılarına çıkıyor, okunuyor. Bunların 1185 yılında milattan önce bugünkü Filistin'den ayrılıp Mede üzerinden arkadaşlar, bunların Hindistan'a, Laos'a kadar gitmeleri var. Laos, Mekong, Çin'e gitmeleri varmış. İsrail kabilesi. Bakın arkadaşlar, bunların özleri de Türk Turan'dır. Bakın ana bölge çıkıyor işte. As Tatar. Dedi ki arkadaşlar, hiçbir zaman güneş batıkta sıvanmaz. Kimse tarih geçerden kaçamaz. İşte bunlar, adamlar bunları çözmüşler. 1904'lerde, 1910'larda ya takır çözmüşler ya. Dedik ya işte Mısır, Yörükleri, küniformları, Mezopotamya'dan çıkıyor arkadaşlar. Mede, Asur, Babil, Hint, Çin ya. Bir de bunlar arkadaşlar hep birbiriyle bağlantıları vardır. Hindistan'ın güneyi olduğu gibi. Çünkü hep orta uygarlığın oradan gelen insanlar var. Oradan sanatı getiren insanlar var. Oradan gelip mabetleri yapan insanlar var Hindistan'da arkadaşlar. Güneyde ya. Buna teker teker anlatmışlar ya. Hatta bu yapı ustaları arkadaşlar. Aynı zamanda Asur'da, Babil'de olan insanlar. Sümer'in içinde olan insanlar. Akatların içinde olan insanlar. İnsanlar. Çıkacak arkadaşlar. Bakın çıkacak. Bunları öğrenelim. Sade geçiyorum arkadaşlar. Bakın sade. Yalın bir şekilde ezberleyin bunları. Öğrenin. Hep dedim arkadaşlar, bakın. Bu dünya yeryüzü Türk Turan hakkıdır hepsi. Toplamın ismi. Ve çok sayıda kollar vardır. Ve burada insan deniyor işte. Hindistan'da özellikle Çin arkadaşlar burada değirmen görevi görmüştür. Burada ten karışımları olmuştur. Ve buradan çıkan diğer Benezler, Kızıllar, oradan giden grupların Polonya sarkı olması, bütün Alakay yerleşmeleri
bildiğimiz Kızılderili kardeşlerimiz olmasıdır. Bunlar hep yayılmasıdır ya. Yayılmasıdır. Bu bugün olayı değildir arkadaşlar. Çok eski tarihten beri geliyor. Çok eski tarihten beri geliyor. Bunları bilirim ya. Bunları bilirim. Yazalım mı kenara? Yazalım mı kenara? Arkadaşlar o kadar bak, arşivlerde o kadar ana belgeler var ki gerçekten söylüyorum. Ya ben bu dünyaya 1000 defa geçtim asla bitiremem ya. Gerçekten arkadaşlar. Binlerce, yüz binlerce ya. Dehşet bilgiler var. Dehşet bilgiler var. Ben kısa kısa geçiyorum yani. Kısa kısa geçiyorum. Bunlar yazın bir kenara. Anlatın çocuklarınızı. Bilsinler, öğrensinler. Öğrensinler. Ve şunu çok iyi bilsin arkadaşlar. İnsanımız hep akrabadır. Andaş olan, soydaş olan, dildaş olan toplumdur. Burada kimsenin üstünlüğü yoktur. Önemli olan insan olmaktır, vicdan olmaktır, liyakat geçer. Bundan geçsin sıfır bilme ya. Sıfır bilme. Ben burada hepsine saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımı.